Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Son yıllarda çok sık artık mesleki hastalık mıdır bilemiyorum ama konuşulan konuların arasında omuriliktar kanal şikayeti. Nedir? Öncesinde bununla başlarsak neler söyleyeceksiniz? Omurgada dar kanal olarak nitelendirdiğimiz spinal stenoz, yani adı üzerinde omurganın omuriliğin geçtiği bu kanalda bir daralma meydana gelmesi ve bu darlığın oluşturduğu bası nedenleriyle oluşturduğu bulgular. Evet. Peki hasta size hangi şikayetlerle geliyor? Teşhis tedavi aşamasına geçmeden önce hikayesi neler oluyor? Şimdi omurgadaki dar kanalı özellikle 3 nedende görebiliriz. Bunlar doğumsal, gelişimsel ya da edinsel nedenlerden olur. Doğumsal olanlar zaten doğum sırasında bu şekilde kanal dar olarak geldiği için başlangıç bulguları olarak zaten kendini gösterir. Gelişimsel olanlar bazı akondroplazi gibi hastalıklar neticesiyle en çok da edinsel. Edinsellerin de en sıkı nedeni dejeneratif dediğimiz, yani yaşlanmaya ve omurgadaki dejenerasyon, evet, süreçlerine bağlı olarak gelişen durumlardan dolayı kanalın daralmasıdır. Bu öncelikle kanalı tarif etmek lazım. Evet. Omurgamızda bu şekilde gördüğümüz omurgamızda bu omurların arasında sinir ve sinir kılıfının geçtiği omuriliğin ve kılıfının içerisinde sinirlerin geçtiği bir kanal bulunur. Ve evet, buradan da sinir köklerimiz çıkar. Bu kanal dediğimiz hadise şu gördüğümüz kemik yapı içerisindeki oluşumdur. Evet. Ve bu oluşum zaman içerisinde dediğim bu nedenlerden ötürü daralmaya başlar. Bu dejenerasyon dediğimiz hadise kemiklerde buradaki ligamanların giderek kalınlaşması ve bu kanalı daraltması hadisesidir. Ve bu daraltma neticesinde bir takım bulgular ortaya çıkar. Kemiklerimizdeki ya da eklemlerimizdeki ya da bağ dokudaki bu dejeneratif süreç yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar. Özellikle yaşlı hastalarda biz daha sık görürüz. Yine bazı durumlarda, örneğin travmatik nedenlere bağlı olarak ya da bel kayması gibi durumlarda bu kanalın daraldığını gözlemleyebiliriz. Kanalın daralmasına yol açan unsurlar, buradaki eklem bölgesindeki disk dediğimiz kıkırdak yastıkçıklar, şuradaki kıkırdak yastıkçıklardaki genişlemeler, kalınlaşmalar ki biz buna disk fıtıkları deriz. Bunların kireçlenmeleri, evet, yine aynı şekilde faset eklemi dediğimiz buradaki arka bölgedeki şu eklemler, bunlardaki kalınlaşmalar, yine her iki aşamada ligaman dediğimiz bu arkadaki bağ dokusundaki kalınlaşmalar, kireçleşmeler, bunlar bu bölgenin kalınlaşmasına neden olur. Ne olur kalınlaşırsa, bu kanal daralırsa? Evet. Hastada özellikle ağrılar baş gösterir. Buradan geçen sinir kılıfı, kılıf içerisindeki sinirler sıkışmaya başlar. Bu sıkışmanın neticesinde özellikle ayakta dik durduğu zaman ya da biraz yol yürüdüğü zaman ağrılar, özellikle bacakta kramplar tarzında ağrılar, uyuşmalar ve yanmalar kendini gösterir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.